Fuzuli, Leyla ile Mecnun. Aslında bir Arap çöl efsanesi olan Leyla ve Mecnun hikayesi, Arap edebiyatının bedevi geleneklerini yansıtan derinlikli bir gelişme çizgisi izler. Bu acılı aşk serüveni, Arap edebiyatından daha çok İran ve Türk edebiyatlarında hayat bulmuş, en güzel ve en görkemli meyvesini Fuzuli'nin kaleminden vermiştir. Türk edebiyatının önde gelen eserlerinden biri olan Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'undaki üslup ve ifade güzelliği, bir çöl menkıbesini tasavvufun duyguları coşturan ve insan ruhunu kanatlandıran açılımlarıyla yoğurup bir tür lirizm çağlayanı haline gelmiştir. Leyla ve Mecnun, insani özü korumasındaki başarısı, insanı derinden etkileyen içtenliği ve yazıldığı dönemin birçok sosyal, kültürel, estetik, dini ve tasavvufi bilgi unsurunu yansıtmasıyla dünya edebiyatının şaheserleri arasında anılmayı hak etmiştir. Eserleriyle bize ölümsüz güzellikler sunan büyük şair Fuzuli'nin aziz ruhuna. Leyla ve Mecnun hikayesi. Dibaçe. Önsöz. Ey güzelliğinin ortaya çıkışı, aşka sebep olan ve aşkıyla kainatı binasını ömürlü kılan. Ey Leyla'nın zülfünü kıvrım kıvrım eyleyip de kederli Mecnun'un boynuna zincir kılan Allah'ım. Gerçeğe ulaşmak arzusuyla mecaz yolunu tutup da hikaye söylemek bahanesiyle sırları açıkladığında Leyla vasıtasıyla ey Allah'ım senin sıfatlarını anlatmaya başladığında ve Mecnun'un diliyle sana olan ihtiyacımı ortaya koyup yalvardığında lütufla ümidimin gecesini gündüze çevir. Talihimi yardımınla kutlu eyle. Sözümü Leyla'nınki gibi gönül aydınlatıcı, nazmımı da Mecnun'un şiirleri gibi yürek yıkıcı kıl. İlahi, hakikat sırrı Leyla'sı, vahdet yani birlik perdesi arkasından görünmesin gerekip, güzelliğinin tecellisiyle suretler fezasını süslediğinde ve ruh, Mecnun'u gaflet çöllerinde şaşkın bir halde dolaşmaktayken, o güzelliğin parlak ışıklarını görüp iradesinin dizginleri elinden gittiğinde, eğer âb-ı ulvi alakası ve ümmehât-ı sufli bağ o cana can katan lezzetten ve gönül açan sevinçten habersiz olarak öğüde benzer oyunlar ve nasihat yollarıyla hilelerle vuslata engel olan zincirleri harekete geçirseler, düğümü koparma yolunda tedbirler alsalar, umulur ki ne o alemi süsleyen Leyla'ya bu ifade, cismani perdenin kaldırılmasından bir gecikme sebebi olur, ne de o cihan gezgini Mecnun'a bu hileler nefse ait görünüşleri gidermede bir kusur sebebi olur. Ve eğer belagat peşinde koşan ustalar ve fesahata önem veren edebiyatçılar, gizli sır incilerini görüntü ipine çekip sanat meyvelerini söz ve yazı aracılığında göstererek gizlilik peçesini, zahmet ve meşakkat perdesini kaldırsalar, Allah'ın güzel müsaadeleri ve Rabbimin lütufkar yardımları, vusat mertebesinin ortaya çıkışına ve zuhur derecesinin meydana gelişine yardımcı olup, kendisiyle ilgili haller Leyla'sına, Leyla sembolüyle anlatılmasına ve kendilerine güzel bir şekilde bağlanma, Mecnun'a akılsızların kınama ihaneti ve ahmakların itirazları zilletinin ki şiire ulu orta saldıranları ve söze kusur isnatları Leyla'yı faydasız yere ayıplamada bulunma ve Mecnun'u boşuna engellemeye çalışma anlamındadır, tesir etmesini imkansız eylesin. Ve eğer bu şaşkın fakir, sefil Fuzuli, bilgi sermayesi yoksunluğunun son haddinde ve fesahat emtiası noksanlığının en son ucunda hakikat erbabı arasına girme talebinde bulunup, ince nükte sahipleri dizininin arasına sokulma cüretinde bulunarak Leyla'nın güzelliği hikayesini yazma işinin üstesinden gelmeye ve Mecnun'un aşkı harabesinin tamirine gayret ediyorsa, beklenti odur ki o kelam üslubu ve yazı tarzı en güzel bir şekilde gerçekleşip Leyla hikayesi gibi cihanı tutsun ve Mecnun'un aşkı gibi sonsuzluğa ulaşsın. Allah yardımcıdır ve onun yardımı ve inayetiyle kavuşma ümidiyle başlıyorum. Vesselam. Yüce Allah'tan hamd ederek arzuların gerçekleşmesini dileme ve şükürle kusurların örtülmesini isteme. Cömertlikler bağışlayan ve merhametler sahibi olan Allah'a hamd ve şükür olsun. O, başlangıç olarak ezeli ve sonuç bakımından ebedidir.
Bakilik hususunda şanı çok yüce olan Allah'ın beyanı, kudretinin eseri olarak cihana yayıldı. Subhanallah, benzeri, ortağı, misli ve menendi bulunmayan en yüce bir efendi. O, alemin tazen gelininin yüzünü süsleyen, Adem'in nesli ipliğine inciler dizendir. Değişmez gerçekler cevahirinin sarrafı, ince nükte sırlarının çözücüsüdür. Gizli olan her şeyi açığa çıkaran, her açık olan şeyi de gizleyendir o. Yaratılış binasını kuran, düşünce çimenini sulayandır. Ya Rabbi, elimden tut. Çünkü dertliyim, düşkünüm, ağlayıp inliyorum, kederliyim. Hüner coşkusundan habersizim. Hünersizlikten başka yok bir hünerim. Öyle şaşılacak bir işe giriştim ki, başı sonu bütünüyle sıkıntı ve endişe. Sanki yolumun üzerine bir taş düşmüş yahut karşıma korku veren bir deniz çıkmış. Eğer senden bir yardım gelmez ve eğer senin lütfun bana yol gösterici olmazsa o taşın bağrından Bilal çıkarabilmem güç. Muradımın yüzünü görüp de bu denizden elime bir inci geçmesi müşküldür. Ya Rabbi, içimi aydınlatan ve gönül levhamı parlatan şeyi lütfet. Böylelikle gönlümün aynası temizlensin ve anlayışımın çarağı aydınlansın da arzu kapımın kilidini açayım ve ne istersem elde edeyim. Bahtımın bahçesini peygamberin ve ashabının cömertlikleri bulutu sulasın. Tevhid bahçesinin çiçeği ve Allah'ı ulama bostanının taze yemişi. Ey zikri zevk sahiplerinin yoldaşı ve adı emel kapılarının kilidi olan Allah'ım! Ey ismi bağış hazinesinin tılsımlı anahtarı olan Allah'ım! Sen gizli bir hazinesin. Cihan da o hazinenin göz aldatan yansımasıdır. Ey evrene varlık lütfunu bağışlayan ve zatı gibi varlığının itirafı da vacip olan Allah'ım! Ey varlık sistemini düzenleyen ve hem en aşağılara hem de en yüksek ruhlu insanlara rızık veren Allah'ım! Ey örtülü remizler perdesini çekip alemin nizamını koruyan! Ey perişan gönlün yakını! Ey muhabbeti cansızlara can olan! Ey yeryüzünü nakışlarla süsleyen ve göklerin sayfasına yazılar yazan! Ey dört yönü hesabını tutan ve ey vücub ve imkan cevherinin maden ocağı! Ey yaratılış feyzinin kaynağı! İdrak çağı senin nurundan tutuşmuştur. Ey masiva perdesi, yüzünün peçesi olan, senden gayrı olanlar seni gizleyen bir örtüdür. Ey varlığının sırrı bilinen bir şey olan, var olan, yalnız sensin, senden başkası aslında yoktur. Ey yedi göğün gölünü ve dokuz semanın gülistanını cömertliğinin feyziyle yeşerten ve güldüren. Ey var olanı yok eyleyen, yoğu da var, yok, asla varlığın hususunda ne zan ne inkar. Ey gizledikler güzelinin yüzünde perdeyi kaldıran. Ey fikir bahçesinin gülü ve irfan baharının çiçeği. Ey aleme cömertlik feyzi ve halka varoluş şerefi bağışlayan. Ey bütün cihanın rızasını aradığı, evren baştan başa seninle dolu. Ey ezel lambasının fitilini yakan ve ebediyet meclisini aydınlatan. Ey şirkten ve şirkten münezzeh bulunan ve ey ezel ve ebed sırlarından haberdar olan. Ey alemi süsleyen Allah'ım! İşlerinin karşısında hayran olmaktan başka ne düşüncem olabilir? Övgüler sana, en güzel ve en yüce hakim. Senin yaptığına karşılık sana nasıl şükredilsin? Yaratma yazısını yazdığında, yani her şeyin senin ol emrinle olduğu zaman doğrusu bu ki, işlerin nasıl olacağına, ayların ve yılların nasıl devredeceğine, devranın ne zaman son bulacağına, her dönüşünde nelerin ortaya çıkacağına, Adem oğullarının her birinin nasıl olacağına ve her an ne yapacağına sen hükmettin. Varlığa çok hayret etmiyorum. Çünkü bütün bunları izah eden düşünce senden yanadır. Eşya eğer varlık sahnesinde görünüyorsa buna şaşılmaz. Çünkü senin gibi bir koruyucusu vardır.
Bu münacat deryasından bir cevherdir ve tazarru madeninden bir gevherdir. Senin zatın kadimin öncesiz olunca akıl seni idrak edebilir mi heyhat? Seni idrak etmedeki şaşkınlığımızın büyüklüğü senden başka ilah olmadığına yeterli delildir. Senin zatın hakkında düşünmek mümkün değildir. İnsana bilgi olarak senin zatının hakikatini bilmenin imkansızlığını bilmek yeterlidir. Binayı sağlam bir şekilde kurup alemin nizamı yazısını yazdığında gerçekten ona hoş bir düzen verdin. Süsünü, bezeğini tam tuttun. Az olsun çok olsun gereğini yaptın. Gerekli olup da var olmayan ne varsa onu öyle bir şekilde hazırladın ki kusurlardan tamamen uzak olarak vücuda geldi. Gerçi eşyada sır çoktu fakat içinde senin sırrının bulunduğu hiçbir şey yoktu. Eşya senden nasıl haberdar olsun ki? Kudret ve kalıcılık yalnızca sana aittir. Allah'a yakarma deryasından bir inci ve niyaz madeninden bir cevher. Ya Rabbi, yardım et. Çünkü hor ve hakir bir halde ağlayıp inliyorum. Fakat dergahına fazlasıyla ümit bağlamışım. Ben topraktım, beni akla layık ve can taşımaya kabiliyetli bir insan yaptın. Eğer can dersen senin dergahının tozu toprağı, aklıysa senin yolunun yolcusudur. Ben can gülşeni içinde dikenim ve akıl aynası üzerinde bir tozum. Neyim var ki söz edeyim özümden? Rabbim, mahvet beni ve benim gözümden. Bende hiçbir kudretin bulunmadığı o günde girdabımda bana şefkat eyledin. Can verdin bana ve beni gönül sahibi yaptın. Olan biteni kavramaya yetenekli kıldın. Eğer kaza suretler sayfasına benim temsilimi çizmeseydi ne olurdu halim? Şu an üzerine cömertliğin bol bol yağdığı biriyim. Varlık saadetine kavuşmuşum. Yüzlerce kez şükürler olsun ki sana karşı inkanım yok. İnsaf sahibiyim. Varlığını ve nimetlerini itiraf ediyorum. Şükür olsun şu durumda gönülden inanmaya götüren yolum kapalı değil. Ve her an inancım zayıflayıp senin birliğine sürekli deliller arama durumunda da kalmıyorum. Seni arzulama yolunda kararsız haldeyim ama dünyayı talep ettiğinden dolayı da utanıyorum. Ne fayda, doğru yola gidemedim. Bu menzile ulaşamadım. Ne çare. Bu arsada hangi eseri gördümse o sensin diyerek ona koştum. Hayal ona eğrilik, dolaşıklık verdiğinde ben üzüldüm, o eserse hiç oldu. Ben akıldan yol göstermesini istiyorum, aklım bana yoldan çıkmayı öğütlüyor. Senin hakikatini araştırma yolunda akıl ne yapsın? Âmâ ve garip biridir, nereye gitsin? Seni istemdeki hırsımı gör ve beni emeline kavuştur. Talihimi yâr etmek senden, gayret ve sebatı benden. Sana olan imanımı bilmektesin. Sensin, yine senden her zaman muradım. Dünya ve içindekiler nedir? Bütün hayatı ölüm düşüncesinden ibarettir. Fakat ona da kötülüktür demiyorum. Çünkü aynı zamanda o bir imtihan yeridir. Allah için bu gönül aldatan yer bana o kadar kalp huzuru verdi ki artık eski makamımı unuttum. Sandım ki asıl vatanımı makam tutmuşum. Zor geliyor şimdi onu terk edip de bir başka diyara gitmek. Ben öyle zannederdim ki gönlün rahat ve huzuru yalnız burada olur. Bundan başka makam olmaz ve bundan başka bir yerin zevki tam değildir. Ama madem ki dünyadan başka ahiret var, o ebedilik makamıdır, gönlün lezzeti ve bitmeyen bir rahatlıktır, sözü sana aittir. Sözüne iman ettim ve onun en doğru söz olduğunu anladım. Bildim ki kullarının kemal sahibi olmalarını burada, dünyada olgunlaşıp, orada, ahirette vusat saadetine kavuşmalarını istiyorsun. Benim için bu niyette kesin kararlı kılmak ve olgunluk miracına yükselmeye gayret etmek artık farz oldu. Bu yoldan uzak durmak olmaz. Çünkü en güzel yoldur sana giden yol. Madem ki başlangıçta lütfettin, ahiret gününde de ne olursun mahrum etme. Ruhuma kavuşma arzusu düşüp, canım sana yakınlık yoluna revan olduğunda, o an şefkatini esirgeme de yardımını bana yoldaş eyle.
Madem ki akıl da can senin emanetindir ve bunlar bende yardımının eseridir, bunları benimle birlikte ağlayıp inletme, bu azizleri hor ve hakir kılma, ta ki bu diyarı terk edip de senden yana yola düşüp gittiğimde, benden incinmiş olarak ayrılmasınlar ve ilahi dergaha beni şikayet etmesinler. Ahirette kavuşmam onlara uğursuzluk sebebi olmasın da onlara gücenmeyeyim. Bu kaside yüce yaratıcı Allah'ın şanında söylenmiştir. En yüksek övgüler senin içindir. Ey tenlere şekil veren ve onlara can bağışlayan kudreti Allah'ım! Ey eşyanın yaratıcısı, halkın ilahı ve alemlerin Rabbi! Kudret ve iktidar alametlerini ortaya çıkaran, varlık bağını düğümleyen, yaratılışın esaslarını elinde tutan, su ve topraktan şekil çıkaransın. Ey ezici kudretinin yakıcı rüzgarı! Cehennemin narını alevlendiren ve ey rahmetinin bulutu yüksek firdevs cennetlerini sulayan Allah'ım! Sidretül Müntaha senin kudretinin gül bahçesinde bir yeşillik, Cebrail ise senin hikmetinin lambasına bir pervanedir. 9 kat gök, kudretinin köşkünde bir kandil, yeryüzü ise senin sanat kitabının ön sözünden sadece bir yapraktır. Âlem senin kerem ve yüceliğinin kapısında muradını arar. İnsanoğluysa senin ihsan ve lütuf harmanından başak toplayıcısıdır. Senin esirgemenin selamet arası, bizim sığınağımız, rahmet yağmurunun ümit ipi ise en sağlam tutanağımızdır. Her zerre toprak senin kudretinle latif bir cisim olur ve her damla su senin yardımıyla kıymetli bir inci haline gelir. Sen öyle bağışı bol ve yaygın bir nimet sahibisin ki, her şeyi kuşatan rahmetin rızık dağıtımında kafir ve mümin ayrımı yapmaz. Çabuk yürüyüşü anlayış senin gerçeğini kavrama vadisinde şaşkındır. Uzak görüşü akılsa senin birleme mülkünde kuşatılmış haldedir. Senin gerçeğini öğrenme yolunda herkes bir yakin, güvenilir bilgi elde etmiş olabilir. Lakin hiç şek ve şüphe yoktur ki yakin bile o idraki asla kuşatamaz. Hikmetin gereği senin kudretini ortaya koymak için huyları, tabiatları farklı farklı kılmış ve zıtları bir araya getirmiştir. Her kimsenin koruyuşunun sağlam kalesine sığınırsa zamanın ihtilafı hadiselerinden zarar görmez. Hiç kimse suç ve günah sebebiyle senin kapında ümidini kesmez. İster tanınan bilinen biri olsun, ister tenhalarda yaşayan biri. Herkes ama herkes yalnız senden muradını ister. Sesin maşuka aşığın arzusunu gösteren ve ışığı maşuk arzusuyla hüzünlendirendir. Mecnun'un şarkıları senin aşkının neşesiyle böylesine yakıcıdır. Leyla'nın yüzünün böyle zayıf oluşuysa senin güzelliğinin şavkıyladır. Ey padişah! Gerçi hikmetin gereği huriler tembih edilerek taat, kulluk cennetine rehin olarak konmuştur. Ve Fuzuli de gücü yettiğince sana kullukta bulunmaktadır. Ama hırsla ne rıza cennetini ister ne de güzel gözlü hurileri. Güzel gözlü huriler ve rıza cenneti bir çeşit hava iliktir. Halbuki o Fuzuli nefisten geçmiştir ve senden sadece rıza istemektedir. Allah'ın varlığının zorunlu olduğu yolunda su götürmez kanıtı ve diğer varlıkların baki olmadığıyla ilgili kesin delil. Aydın görüş sahiplerinin varlık ve yaratılışın hikmetleri üzerinde düşünmeleri gerekir. Bilmeleri gerekir, cevherler hangi gizli hazineden ortaya çıktı? Bu feleklerin dönüşü nasıl bir dairedir? Dünya nasıl bir merkezdir? Cisme araziyi kim yerleştirdi? Işık, ateş içinde neden gerekli oldu? Gerçi her yaratılışa bir sebep vardır, peki sebebi ortaya koyan kimdir? Evet, alem kafla nundan oldu. Peki ama kaf ve nun, kün emri nereden verildi? Bu iş güç boşuna yaratılmış değildir. Zamanın dönüşü de beyhude değildir. Haşa ki bu muhteşem ve benzersiz nakış
bir nakkaşın olsun. Haşa ki bu yüce kat bir an sahibinden boş bulunsun. Düşün de gör nedir yaratılıştaki bu yol ve yardım. Bu eser hangi yaratıcıya ait olabilir? Her görünen zerrenin ortaya çıkışı zorunlu olarak bir başkasına bağlıdır. Eğer sonluluk üzerinde iyice düşünürsen, her şeyin tecellisi onda ortaya çıkar. Özüne mutlak yokluğu versen, o yok oluşla hakkın varlığı ispat olur. Eğer sende mağfiret sevki varsa, fanilik senin için bir bakilik delilidir. Doğrusu şu ki, bütün varlık birdir. Gerçek varoluş yalnız bir şahsa mahsustur. Diğerlerinin varlığı onun yansımasıdır. Aslında onlar yokturlar ama varsayılmaktadırlar. İnsanlar var olanı yok zannederler, yok olanın varlığına aldanırlar. Bu varlığın bir değeri ve itibarı yoktur. Hak bir aynadır, cihansa o aynanın tozudur. Ey akıl, edebini gözette bu kadar bilmekle yetin. Allah'ın sıfatlarını öğrenmenin gereğine inan da zatıyla ilgili düşüncelere engel ol. O perdeyi açmaya kimse yol bulamaz. Şunu kesin olarak bil ki onun zatının hakikatini bilmek mümkün değildir. Eğer akılla bu sır anlaşılabilseydi, Hazreti Peygamber seni hakkıyla bilmedik ey Allah'ım demezdi. Hak bu hayret deryasına gark oldu ki yaratılanla yaratan arasındaki fark anlaşılsın. Allah hangi ipi açığa çıkarmışsa onun ucunu saklayıp gizlemiştir. Bir kimse eğer Allah'ın halkı nasıl yarattığından haberdar olsaydı, onun da iradesiyle bir başka alem yaratması mümkün olabilirdi. Bu yüzden Hakk'ın yüce hikmeti, gizli sırların ve sembollerin gerçeğinin araştırılmasına asla müsaade etmez. Anlaşıldı ki Hakk'ın sırrı gizlidir ve dünyada onun nişanı nişansızlıktır. Cahilliği itiraf ve günah taşkınlığını kabullenme. Ey hikmete bakmadan kör ve ey zamanın hallerinden habersiz olan, vefasızdır ve daima işi cevrle cefadır diyerek feleği kınama da bana söyle, felek ne yaptı ve ondan sana ne eziyet dokundu? Neyin var ki elinden aldı? Seni hangi mertebeden aşağı yuvarladı? Güneşe ve aya dönme emri verdi ve böylelikle akı ve karayı ortaya çıkardı. Bazen ateşe suyla eziyet verdi, bazen rüzgarı toz toprakla kederlendirdi. Ümidinin lambasını aydınlattı, her ne diledinse onu gerçekleştirdi. Seni bir hiçken insan yaptı, bolluk içinde yaşaman için gerekli şeyleri bir araya getirdi. İşte feleğin seninle işi böyle, peki söyle bakalım. Sen onun için ne yaptın? Her an ona vefasız deyip tersine dönsün diye binlerce beddua okuyorsun. Madem ki o sana şefaat ve merhametle davrandı, öyleyse sen de iyiliğe kötülükle karşılık verme. Ey ruh! Belli ki cahillik kadehini içip vatan sevgisini unutmuşsun. Kim saldı seni bu dar yola? Neden düştün bu tuzağa? Sen yokluk diyarını terk edip de geçici varlığını bulduğunda, Allah'ın hikmeti sana çeşit çeşit duyguları ve aklı yoldaş etti ki, dünyaya geldiğinde cihanın kararsızlık pazarında sermayelerinden kâr edesin. O kâr nedir? Allah'ın rızası. Şimdi ise zarar ve ziyan ortada. Sermayelerin tamamen ziyan oldu. Şaşkın, kederli ve eli boş bir şekilde, harap ve alçalmış bir halde geldiğin makama dönsen, yine saygı ve hürmet görmen mümkün müdür? Elbette hor ve hakir olur, bu fiille utanca yuvarlanırsın. Ey nefsine tapan ve kendini seven, hırsı gamıyla kalbini karartma. Çalıp çabalayarak kabir azabını kazanma. Gayret et de karınca malı biriktirme. Eline şarap kadehi alma, yoksa bu girdap seni boğar. Haşhaş bitkisine sakın gözünü dikme. Çünkü dinin aynasını paslandırır. Dev gibi oyun ve eğlenceyi göğsüne, kalbine yerleştirme. Ney gibi nefsinin havasına, arzusuna uyma. Şeriat yolunun eteğine yapış ve şeriate aykırı ne varsa onu unut. Allah'a ulaşmanın yollarını araştır ve Hazreti Muhammed'in şeriatini izle.
Ey Levlak tahtının padişahı, yerin ve göklerin varoluş sebebi, feleklerin senin yolunun tozu toprağı olmuş, makamının yüceliği feleklerin üzerine toprak saçmış. Ey manalar kitabının yazarı ve din binasının kurucusu, ey elçilik tahtının şahlar şahı ve adalet kurallarının koyucusu, ey arşın gönlünü okşayan ve ferşin yolunu yordamını gösteren, mahşer gününün hesap defterini tutan, ey mürsel nebiler defterinin baş sayfası, onların hem sonrası hem öncesi, ey iman ilkelerini koruyan ve hakla batılı ayıran kitabın Allah'tan inişine sebep olan, sen sultansın, diğer insanlar senin tebaandır, senden başka herkes ona muhtaçtır. Ey Cebrail'in yaklaşamadığı ilahi halvet meclisinin parlak mumu, Allah'ın emri seninle halka ulaştı. O emrin geçerliliği senin sözündedir. Ey Allah'a kulluk edenlerin yol gösterini ve ey şefaat-i cevherinin hazinesi, ayağının tozu arşın başına taçtır, fikrinin nuru Kadir gecesinin ışığıdır. Ey alemin düzenine sebep olan ve Hak divanın baş veziri, ey zat ve sıfatlar bilgisinin alemi, ey evrenin niteliğinden haberdar olan, ey insanın varlığı zatı için vücuda getiren, meleklerin Adem'e ettikleri secde aslında senin içindir. Yasin sıfatının incisine sedef, Taha zatının bahçesine güldür. Ey bilgi mektebine öğretmen, şeriat hükmünün şehrine hakim. Nebilerin ricası kapınıdır, göklerin rükû senin saygın içindir. Övgüler olsun sana ey akıbeti uğurlu olan peygamber. İslam yolunu kurup hayatın anlamını bildirdin. Hayır ve şer işini apaçık ortaya koydun. Emirler ve yasakların durumunu bize olduğu gibi açıkladın. Allah'ın kim olduğunu sen bildirdin. Sen olmasaydın onlardan kim haberdar olurdu? Yolunu şaşıranları sen yola getirdin. Düşkünlerin elinden de sen tuttun. Öğütlerin tüm cihana yayıldı. Ortada hiçbir bahane bırakmadın. Ama yolunda gitmeyi huy edinme saadeti bize nasip olmadı. Sana uymada hep ihmalkarlık gösteriyoruz. Hizmetini gerçekleştirmede kusurlarımız oluyor. Her ne kadar hor, hakir ve utanç doluysak da bu suç ve günahımızla bile iyiliklerinin, yaygın feyzinin akıbetinden korkanların gönlünü şad edemeyeceğinden isyankarların sığınağı, ümitlerini kaybetmişlerin kapısı olacağını umuyoruz. Madem ki sen her günaha şefaatçisin, artık insanlar isyankârı olsa da ne gam. Eğer itaat etmekte kusurum olmazsa şefaatin neden ortaya çıksın? Senin bu tahtın ve senin bu yeryüzü ülkesinin sığınağı. Her asırda bir peygamberin ortaya çıkışı, her devirde bir elçinin nuru fıtrat yolunu süsledi. Onu yüz binlerce lambayla ışıldattı ki senin geliş yolun aydınlansın. İşte budur padişahların yolu ve usulü. Alem şahı daha varlık sahnesine çıkmadan yokluk uykusunda kendini nur parıltısından bir taç giymiş ve süslenmiş bir vaziyette gördü. O uykudan uyandığında arzudan bütün rahatı ve huzuru kaçmıştı. Gördüğü rüyayı tabir etmek istediğinde takdir ona seni müjdeledi. Dünyayı nurlandıracağının coşkulu haberi ve ortaya çıkışının kutlu müjdesi yaratılmışları senin gelişinin özlemini düşürdü. Zamanı geldi, Adem de dünyaya geldi. Dünya arzu ve isteğinde ısrarlıydı. Döne döne daima seni diliyordu. Her gün bir peygamber yetişip adım adım miraca çıkıyordu. Gölge seninle yoldaş olarak gezmedeydi. Ey ay yüzü, sanki boyunun fidanı meyveyi bu alemde vermiş, gölgeyi de öbür aleme salmıştı. Miraç gecesinin şanı ve gökyüzü güneşinin doğuşunun destanı. Ey temiz ruhlu insan! Varlığının feyzi ve bereketiyle yeryüzü gökyüzünün kıskançlığına sebep oldu. Melekler senin güzel yüzünü görmeyi
Felekler de ayağına baş koymayı çok ıstıraplar çekerek Allah'tan diledi. Bir iyi zamanda ve şerefli bir saatte duaların kabulü perdesi aralandı. Cebrail gelip şu fermanı ulaştırdı. Ey ilim ve irfan bahçesinin servisi! Ey kadri yüce padişah kalk! Lütfet de kadir gecesinin değerini artır. Güneşini arşa gölge eyle. Miracın değerini yücelt. Masiva perdesini kaldır. Mekansızlık mekanını seyret. Melekler güzel yüzünü özlüyorlar. Felekler sana kavuşmaya muhtaç. Gökyüzünün eyvanında yıldızlar seni beklemeye binlerce göz açmış. Ne hoş bir andı ki saadette burağa bindin de üstün derecelere yükseldin. Ayağını bu çardağa, dünyaya bastın ve göklerin 9 katına yükseldin. Yeni ay senin papuçlarına yüz sürdü. Güneş ise ışığını senin yüzünden aldı. Utarit sana sonsuz hürmet gösterdi ve ben senin hizmetçinim diye yazı verdi. Zühre yıldızının neşesini artırarak satını eğlence meclisine döndürdün. Talihin güneşe yaklaştı. Mesih'e tecrit yolunu öğretti. Zaman senin kılıcınla düzen buldu. Merih yıldızı da kılıcından kahramanlık dersi aldı. Talih müşteriye uygun düşünce senin ayağının uğrundan ötürü işleri yoluna girdi. Satürn'ün kadir gecesini gündüze çevirdin. Onun meclisini aydınlatan ışık oldun. Sabit yıldızlar safına bayrak çektin. O tarlaya sevgi tohumunu ektin. Felek aynasını renklendirdin. O mahfile bir başka şekil verdin. Lehvi ve kalemi süsledin. Kürsiyi ve arşı aydınlattın. Cebrail'i sidride bırakıp burağa koşturdun. Tevhid yolunda tek başına kaldın. Aradaki perde senin için kaldırıldı. Kâbe Kavseyn senin seyrengahın oldu. Öyle bir yere gittin ki gidilmesi mümkün değil. Öyle bir yere ulaştın ki ulaşması mümkün değil. Bizden Hakk'a dilek ulaştırdın. Hak'tansa bize müjdeler getirdin. Hakk'ın inayeti sana görevini tam olarak yerine getirme gücünü lütfetti. Hem marifet mahzeninin kilidini hem de merhamet nimeti ümidini bahşetti. Derya eteğini inciyle doldurup zevkle o seferden döndüğünde yatağın henüz sıcaktı ve yolunun tozu toprağa daha uçuşmaktaydı. İnsafla söyleyeyim ki yolculuk ve yolculukta rahata ve huzura ermek işte böyle olur. Sen bunca feyiz ve bereket elde ettin. Fakat insanlar bu olaydan habersizdiler. Gafilleri haberdar eyledin ve gizli sırları açığa vurdun. İltifat ve nimetler kapısını açtın. Ve herkese gereğince saadetler dağıttın. Herkesi kuşatan şefkatin insanlara dağıtıldığında lütfet de beni mahrum etme. Bir çare Fuzuli'yim. Ağlayıp inliyorum. Günah zilleti yüzünden perişanım. Tedbirde gevşek ve iradesizim. Sen yardım etmezsen vay halime. Ey karanlık yolların meşalesi ve ey dar geçitlerin kılavuzu. İhsanını yol göstericiyle. Lütufkar bakışını bana yoldaş kıl ki ihtilaf bulaştığında kurtulmuş olarak coşkun bir sevinçle izinden gideyim. Böylelikle al ve ashabının rızasının yağmuru varlığımın gül bahçesini suya kandırsın. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şanından kaside. Ey cömertlikler kaynağı ve ey vefa madeni! Ey güzellikler kavşağı ve ey bağışlara mazhar olan! Sen bize bir müjdeci olarak gönderildin. Allah seni halkın içinden seçti ve üstün kıldı. Sen Allah'a yakınlık ve kabulle üstün kılındın. Ululuk ve yücelikte de tekilliğe layık görüldün. Senin lütfunu dileyen ümitsizliğe düşmez ve kazançlı çıkar. Şeriatine uyan yokluğa yuvarlanmaz ve doğru yolu bulur. Ey şiddet zamanında yardım arayanların yardımcısı! Ey sıkıntı anında sığınak arayanların barınağı! İsa, kudretle çarmıha ayak bassa da değer ve rütbelerce sana erişemez. Sen Miraç yaptın, Musa Kelim Tur'a çıktı. Seninle Musa arasındaki fark
yerle gök kadardır. İbrahim Halilullah'ın ateşe düştüğü gün o ateşi söndüren senin suyundu. Senin şeriatinde yolundan sapmak kafirliğin ikrarıdır ve senden gayrisine uymak yoldan çıkmanın işaretidir. İhtilaf belası yüzünden kopmasın diye peygamberler kuşağı zincirini sana bağlamıştır. Senin zatının enbiya içindeki durumu elif harfi gibidir. Çünkü gerçekte sen hem baş hem sonsun. Kader senin hoşluğunu kazanmaktan başka bir iş yapmıyor. Kazaysa daima sana boyun eğmeye devam ediyor. Ey zatının güneşine her zerre bir haberci olan ve ey bin şariatı ve din ülkesine her zerreden düşen ışık. Sen varlığın gayesisin ve senden başkaları sana muhtaç. Sen mülkün padişahısın ve senden gayrilerse dilenci. Yolunun tozunun süpürgesi Cebrail'in kanadıdır. Dergahının çardağının kubbesi Allah'ın yüce arşıdır. Günah hastaları mahşer hastanesinde senin şefaatinin balından şifa şerbeti umar. Ey doğruluk, adalet, merhamet ve haya sahibi dört olgun dostum! Din ülkesinin gözdeleri olan zamanın bu dört mevsimle ılıman bir zamandır ve şeriatin bu dört direkle sağlam bir binadır. Ey Muhammed Mustafa! Bu muhtaç Fuzuli'ye merhameti buyur da iltifat gösterip talebini yerine getir. Kudretsizliği arz ve kuvvet yoksunluğundan dolayı özür dileme. Ey Saki! Sohbeti süsle, bir iyilik et, şarapsun. Bir kadehle dimağımı tazele, lütfet, bir iltifat göster. Gam merhalesinde yapayalnız kalmışım, ne yârim, ne arkadaşım, ne de dert ortağım var. Hem cinslerimin hepsi kayboldu, söz ülkesinden düzen gitti. Mecliste bir seninle ben kaldık, gel bu meclisi şenlendirelim. Sen şarap ver, ben içeyim, ben şiir okuyayım, sen dinle. Öyle bir zamandayım ki nazım horlandı, şiirin pazarda sürümü azaldı. Nazmın değeri o kadar düştü ki ölçülü söz küfür sayılıyor. Öyle bir diyardayım ki eğer kan yutarak sözün mazlumuna can verip bin ipliğe taze laleler dizsem, bin bahçeye yazılı güller diksem hiç kimse onlara bakmaz. Güle diken, laleye ise taş derler. Sadece Bağdat toprağının nazım bulaştığından azade olduğunu söylemiyorum. Bu zamanda hiçbir memleket yoktur ki orada nazma değer verilsin. Ne Hindistan, ne İran, ne Horasan, ne Rum, ne Acem, ne Şam ve ne Şirvan. Onların birinde bir söz ustası olsaydı elbette o hazine ortaya çıkardı. Nazım hazinesi gizli kalmaz. Sanmayın ki güneş olur da ışığı görülmez. Taş maden ocağını gizler ama lal onu aleme fahiş eder. Bugün de zamanın icabı bu hazinenin açığa çıkmamasıdır. Fakat benim gidişim dünyanınkine terstir. Sanki ben bu devrin insanlarından başkayım. Zaman istiyor ki nazım hor hakir kalıp izzet ve itibardan düşsün. Ben onun değer ve kıymetini kazandırmaya, hastaysa ilacını vermeye hazırım. Zaman en üstün hikmeti yok sayıyor. Fakat doğrusu bu işte zarar ediyor. Ben bir harabeyi tamir etmeye talibim. Allah'ın izniyle bunu başaracağım. Saki, yardım et, dertliyim. Gam zincirine bağlanmışım ve durmuşum. Gamın giderilmesi için ilaç şaraptır. Gam için tedbir almak uygun olur. Senden bana gelecek hiçbir iyiliğin benim tarafımdan karşılıksız bırakılmayacağını düşünme. Ey Saki, ben bir sedefim, sen nisan bulutusun. Bana damlayıver, inci tanesini al. Sen güneşsin, bense kara toprak. Ver ateşi ve al saf cevheri. Merhamet et. Çünkü garibim ve yerle bir olmuşum. Kimsesizim. Bir dostum ve gam ortağım yok. Bir kısım şanslı dostlar, yani geçmiş devirlerin şairleri birer birer cihana geldiler ve hürmet görerek bu dünyadan gittiler. Kader onları yüceltti. Her devirde birini şefaat ve itibar sahibi yaptı. Her birini bir padişah himayesine aldı ve şiirlerinin zevkinden haberdar oldu. Türk,
Arap ve Acem diyarlarında zaman her şaire bir umutluluk tattırmıştı. Halife Harun'un bağışları Ebu Nevas'ı mutlu etmişti. Nizami, Şivan ve Şah katında saygı görerek gönül rahatlığı buldu. Söz üstadı Nevai, Horasan Şahı'nın gözdesi oldu. Söz incisine itibar edenler, hazine verip cevher satın alanlar görülemeyince ne fasihlik kaldı, ne fasahat sahipleri arasında rahat. O toplulukta başlarını hışkırıklarına çektiler ve hallerini dile getirmez oldular. Şiirin yolu yordamı unutulmasın ve nazım sanatlarının kapıları kapanmasın diye kanunu korumak ve ölçülü söz üslubuna yeniden düzen vermek için bana düştü. Çaresiz namus yolunu tutarak ve artık rahattan tamamıyla ümidi keserek yemini söze temel yaptım ve şiirler söylemeyi şiar edindim. İnsanların iddialarına karşı çıktığım için onların nazarında yanlış düşünen biriyim. Benden doğan hiçbir söz yoktur ki her topluluktan binlerce kınamaya uğramamış olsun. Kıskançlar kin tutarak takdir yerine inkar ve lanet yağdırdı. Ümit ediyorum ki sıkıntılar ortadan kalkar da bu vaziyet bir an önce değişir. O eski şairler bu topluluğu ve bu bahçeye girdikleri ve bu gülşen içinde gül diktiklerinde gül tazeydi ve gonca henüz yetişmişti. Gül saçan meltemler estikçe onlar gülü topladılar. Ben zavallınınsa şimdi gözü çer çöp dermekte. Onlar bu meclise süs verdiklerinde hem şarap saftı hem de meclis yeni kurulmuştu. Onlara saf şarap içmek kısmet oldu. Banaysa sıkıntı yarasının harareti kaldı. Ben de bu tortuya heves bağladım. Ama bir neşe verir mi? Ah işte onu bilemiyorum. İslam padişahının devletinin devamına dua ve insanların en kahramanının heybetine övgü. Saki, keremeyle, kadehi dolaştır, elinde tutma, boyuna gezdir. Dünyaya fazla değer verme, gezdir kadehi, durma. Al ele gümüş sürahiyi ve doldur altın kadehe ruh bahşeden şarabı. Beni gözet de bana lütuflarında bulun, yalnızlığımı gör, bana insaf eyle. Bu yerde dertlerim, sıkıntılarım çoktur. Senden başka yardımcınsa hiç yoktur. Bana arkadaş ol, unutma. Benden nefret etmeyi bir iş belleme. Eğer benim nasıl bir kişi olduğumu, nasıl bir hayat suyunun fışkırdığı karanlıklar ülkesi olduğumu bilmiyorsan, hünerin feyz ve bereketini şaraftan sor. Yüreğimin yanıklığını da kebaptan öğren. Ben fakirin elinden tutarsan, Hak da her zaman senin yardımcın olur. Ben Musa gibi mucize kelamlı bir şairim. Sihirbazlara karşı tam bir mucizeyim. Ben Babil soylu bir sihirbazım. Harut'a bu işte üstatlık ederim. Ferasetimi sözü anlamaya harcayıp söz ve şiir ülkesinin reisine yükselmişim. Zaman olur kaside tarzını uygun bulurum. Tabiatımın şahini yükseklerde uçar. Zaman olur gazel yolunu tutarım. Kararım o tarza can verir. Kâh mesneviye heves eder, o denizden pek inciler çıkarmak isterim. Her gönülde bulunan sırra aşinayım, bütün şiir fenlerine vurgunum. Bin sanatı bir mücevher işçisiyim. Candan ve gönülden isterim ki, dükkanın pazarın en rağbet edileni olsun da, müşteri her aradığını bulsun. Nefsin isteklerini kırma ve asrın padişahını övmeye başlangıç. Ey Saki! Bu gül renkli kadeh neydi ki beni böyle bambaşka bir hale koydu? Sarhoş olmuşum, sözlerim boş ve nafiledir. Ettiğim her laf hatadır. Gösteriş merakı dimağıma tesir ederek saf ve temiz mizacımı bozdu. Ben nerede, güzel söz nerede? Kaldı ki şiir söylemeye layık olayım. Eğer benim sözümde bir tat olsaydı elbette bahtım yaver giderdi de hürmet ve itibara hak kazanır, yüce divana layık olurdum. Sarayda kabul görerek zamanın padişahının ilgisini çekerdim.
O yüksek görüşü padişah ki yaratılmışlar onun ayağının tozudur. Dinin koruyucusu, İslam milletinin sığıncı, zamanın efendisi, kudret ve iktidarın barınağıdır. İsa'nı bulut, kini ise şimşek gibi olan Mekke ve Medine'nin padişahıdır. Hakkı ayakta tutan, batılı yok eden ve muratları bağışlayan adaletli sultandır. Sanat ve hüner sahiplerinin ümit kapısı, Türk'ün, Arap'ın ve Acem'in sığınağıdır. Derya gibi her zaman dünyanın yakını ve uzağının kaygısını çekip, lütufla yakına inci dağıtan, uzaysa bulutla su gönderendir. İncisi cihanı süsleyen, suyuysa da susamışları suya kandırandır. Gökler gibi lütfunu gösterdiğinde, etekler dolusu cevahir döken, güneş gibi cömertliğin kaynağı olduğunda harmanlar dolusu altın saçandır. Osmanoğullarının fermanının tuğrası, asker kıran Sultan Süleyman'dır. Yerde onun feyzi toprağa düşecek olsa, toprak temiz ruhu bile beğenmez olur. Gökte ise o, bir huma kuşuna bakar olsa, huma güneşe bile gölge salacak hale gelir. Eğer dik başlı mızrağını doğuya vursa, güneş gibi gökyüzüne ateş saçar. Ve eğer keskin kılıcını batıya çalsa, şafak gibi kırmızı kan göğe sıçrar. Dün gökyüzüne doğru gözümü çevirdim ve ayın levhasına bir baktım. Gördüm ki hurilerin kalemi o levhaya şu yazıyı nakşetmiş. Bu ne yüce bir zattır ki inceliklere vakıf akıl bile onu idrak etmeye yaya kalmıştır. Çünkü onun benzersiz varlığı insanoğulları arasında seçilmiştir. Felek bir mücevher kutusu, onun yüce zatı da eşsiz bir cevherdir. Cihan bir cisimse onun yürüyen hükmü de adeta can yerindedir. Ona hizmet etme yolu hem mezhep hem de millet için faydalar getirir. Meşrebinin hilafına hareketse hem devlet hem de dine eksiklik demektir. Küfürle iman yedi iklimi iki kısma ayırmıştır. Bir kısmı onun hakimiyeti altındaki topraklardır. Bir kısmı ise kafir Hristiyandır. Saltanatının temeli aslında bir İskender Seddi'dir. Onun bir yanı Yecüc, öbür yanı ise insandır. Kadir ve kıymetinin binası gerçekte yüce bir imarettir. Öyle ki gök kubbenin tavanı ancak o imaretin bir eyvanıdır. Her zaman muzaffer olan kalbi adaletle dolu Sultan Süleyman, her kim onun buyruğuna baş eğmezse Müslüman değildir. Öyle kudretli bir cihan hükümdarıdır ki güneş gibi ülkeler elde etmeye niyet etse at oynatacağı arsanların en değersizi İran ve Turan olur. O öyle cömert tabiatı ve iyi huy edinmiş bir padişahtır ki lütuflarının denizi coşup taşsa dalgaları fakirlik binasını yıkan bir tufan olur ve geçer. Zavallı bir kimseye en önemsiz bağışı deryalar hasılatıdır. En değersiz bir topluluğa dağıttığı en önemsiz ihsanı maden ocağından bir pay gibidir. Tertemiz varlığıyla aleme inen Hakk'ın rahmetidir. İtaat sahiplerine gösterdiği de adalet ve ihsandır. Heybette katı Hazreti Süleyman'ın sarayı gibidir. Öyle ki orada cinler ve şeytanlar itaat edici, perilerse emir kullarıdır. Muazzam ordusu bir buluta benzer. Öyle ki kafirlerin feryat ve figanları, ondan kopan gök gürültüsü, toplarının gülleleri ise ondan yağan yağmurdur. Onun atı koştuğu zaman parlayan bir zuhal yıldızı, askerleri harekete geçtiğinde coşmuş bir ummandır. Arş-ı levhası, savaşta onun ululuk kutluluğundan araç gereçlerini taşımak için bir araba, dönüp duran felekse ordusudur. Arifler, onun saltanatı zamanında zihin ve hatıralarını yalnız Allah'la meşgul etmesinin saadetini tattılar. Bu yüzden bütün mahbubların üzüntüsünden zülüfleri darmadağınıktır. Varlıklar onun cemalinin gülşeninden sabah gibi güler yüzlü olmuştur. Devrinde gönül ateşiyle yanıp ağlayan sadece mumdur. Olayların gelişiminden dolayı ülkenin düzeninde bir bozulma ihtimali yoktur. Çünkü ülkede eksiksiz bir adaletle hükümran olan Osmanoğullarıdır. Allah'a hamdolsun ki bugün Sultan Süleyman Allah'ın yardımını kazanarak şeriatin namusunu korkudan ve hatadan korumuştur. O yardım, zafer ve saadet onun feyzinin işaretidir. Öyle ki şu an ne tarafa doğru yönelmeye niyettense yol göstericisi Allah'ın yardımı ve desteğidir.
Fuzuli, Allah rızası için o şahın izzet ve ikbaline candan ve gönülden daima duacı ve onu övücüdür. O, İslam'ın koruyucusu olduğu için onun övülmesi gereklidir. Fuzuli, onu övdüğünden başka ne söz söylemişse ondan pişmandır. İlahi, onun insanı koruyup gözeten saltanatı dünya durdukça kalıcı olsun. Çünkü o saltanat, fani olan cihanın içinde insanoğlunun binasıdır. Ya Rabbi, o daima muzaffer olsun. Çünkü adalet binası onun varlığıyla ayakta durmaktadır. Taht ve taç ona hakkıyla layıktır. Çünkü onun adaleti alemlere gölge salmaktadır. Kitabın nazmedilmesinin nedeni. Saki, elimden tut, hastayım. Gam yolunun üzerine ayaklar altında kalmışım. Ey Saki, sensin benim gibi bir düşkünün kederini gideren. Benim senden başka kimim var söyle. Zor bir işe düşmüşüm, yardım et. Şarabın koruyuculuğuyla belamı benden uzaklaştır. Bu güçlükleri halletmeye bak. Ben kulundan iltifatını esirgeme. Bir gün Süheyl tesiri şarap saf ve temiz mizacımı değiştirmişti. Sonbaharım bahara dönmüş, safran gibi sarı yüzüm akik taşına benzemişti. Yanımda saz, meze, şarap ve saki tesadüfen bir araya gelmişti. Boyna dolu dolu ve peş peşe kadehler şarap içiyordum. Şarap zevkimin üstüne zevk koyuyor, neşem gittikçe artıyordu. O meclis bir afiyet baharıydı ve ben o meclisin ağlayıp inleyen kararsız bülbülüydüm. Şarabın neşesi öyle bir dereceye vardı ki mecliste bulunanların sessizlikleri bitti. İki yüzlülük kapıları kapanıp gönüldeki sırlar açığa vuruldu. Rum Anadolu ülkesinin birkaç zarif insanı arkadaşım, dildaşım ve ruh papağanımın aynası olmuşlardı. Anadolu dedik ya, mesele anlaşılıyor. Yani tamamı inceliklerden haberdardır ve her konuda gerçek bilgiye ulaşmış insanlardır. Hem ilim sahasında ince anlamlara vakıftırlar, hem de söz söyleme yolunda inciler saçmaktaydılar. Kimi sırlardan nükteler çıkarıyor, Şeyhi'den ve Ahmedi'den söze başlıyorlardı. Kimi Celili ve Nizami'nin vasıflarını övüp duruyordu. Anlamışlardı ki, güzel söz söyleme kabiliyeti, kudretim oranında bende de vardır. Yalanın ve gerçeğin meydana çıkacak derecede sarhoş olduğumda ben hastayı bir oyunla imtihan okuna hedef yaptılar. Nazikçe dediler ki, ey söz ustası, dünyaya gizli bir hazinenin kapılarını açsana. Leyla Mecnun acemlerde çoktur. Lakin Türkler arasında bu hikaye bulunmuyor. Gel bu hikayeyi yaz da bu eski bahçeyi tazeleyiver. Anladım ki bu teklif bir imtihandır. Zira böyle bir iş aslında cana beladır. Sevdası uzun, baharı kısadır. Mazlumu da figan, feryat ve ahtır. Bu bir felaket ve bela meclisideki başlangıcı gam, sonu yokluktur. Ne şarabında neşede bir renk, ne namesinde sevinçten bir ahenk var. Hayal edilmesi insan idrakini inceltir. Düşünmesi hüznü bile yaralar. Eğer niyetlenmesi her önüne gelen için uygun olsaydı, çok kişi teşebbüs etmeye istekli olurdu. Eğer rahatlıkla başarılabilir bir iş olsaydı, birçok kamil insan ona rağbet ederdi. Allah için Nizami bu hususta sözün en güzelini söylemiş ve ne güzel demiştir. Sözün söylenme sebebi neşe ve nazdır. Söz bu ikisinden doğar. Söz meydanı geniş olmalı ki şairlik tabiatı orada binicilikteki ustalığını göstersin. Kumun sıcaklığı ve dağın sarptığı arasında söz ne zamana kadar sıkışıklık içinde gitsin? Üstadın şikayet eylediği bir işi çırağa yüklemek adaletsizlik olur. Gerçi ben bunun bir zulüm, hatta böyle bir şeyin teklifinin bile gam üstüne gam olduğunu bilmekteyim. Ama artık bundan kaçmak mümkün mü? Bir kabustur ki ansızın başıma geliverdi. Bahaneler ileri sürmektense başlamak ve tevekküle sarılmak daha iyi. Ey nazik tabiat ve üstün akıl, ey yüksek anlayış ve konuşan natıka, yolum dert diyarına düştü. Kimdir bana bu seferde yoldaş? Kimde dert, gam ve mihnete dayanma gücü varsa bu yolculukta arkadaşım odur. Zevk sahiplerine itibar etmem. Yola çıkmak için binek lazım olsa
bize kalem ve kağıt yeter. Ve eğer yol azığı istenirse o da hoş anlamlar ve güzel ibarelerdir. Gayret edelim, ağır davranmayın. Menzil keselim, vakit kaybetmeyelim. Ey Talih, sen de vefasız olma. Bir kerecik olsun bizimle yoldaşlık yap. Saadetli Bey Hazretleri'nin övgüsü. Eğdik başı ve tez ayaklı kalem, inciler saçma vaktidir. Ben acizim ve bu iş çok çetin. İmdat zamanıdır, anlamazlık etme. Cömertliğinin eserlerini göster. Eğer yiğitsen, çabuk ol. Sen hüner göster, ben şöhret kazanayım. Sen elemi çek, ben sevineyim. Madem sen hüner bahçesinin fidanı ve mücevher hazinesinin anahtarısın, gayret et de parlak mücevherler çıkar. Sakın anlayış sahipleri yoktur diye düşünme. Sakın pazarın değeri düştüğü için bu malımızın alıcısı bulunmaz deme. Yüce emir, zamanın başkumandanı, adalet sahibi Veys Paşa sana yetmez mi? O öyle bir bağışlar denizi ve lütuflar madenidir ki, adalet ve insaf onun şanı için gelmiştir. Yüce ve saygıdeğer bir kumandan, ülkenin sevgisi ve alemi için candır. Onun şahsında daima adalet, edep, cesaret ve cömertlik bulunmaktadır. Eğer Çengin Namisi mecliste onun adaletinden bir ahenk ortaya koysa, rüzgar muma bile sataşamaz. Mumsa pervaneye zulmedemez olur. Edebi öyle huy edinmiştir ki, yanında ışıktan bahsetseler, o sözün tekrar edilmesini istemez ki, gölgesine bir zarar getirmesin. Cesaret ve kahramanlık yolunda ustadır. Bu husus cihanda güneş gibi apaşikardır. Onu hem seçkin insanlar konuşmakta hem de halk, hem Anadolu ve hem de Şam onun adıyla dop doludur. Eğer bir kimse ondan cömertliğine sığınarak bir şey talep etse mümkündür ki bana cömertlik öğreterek bir istekte bulunmasının ne gereği var diyerek kahrı lütfuna üstün gelir. Bağlık evi bu dört binayla ona bir imaret olmuştur. Ey dostun gönlünü okşayan ve düşmanı ezen, şahin gidişi ve yüksek uçuşu! Senin için yeni bir yuva kurdum. Yani sonsuza kadar yaşayacak bir sevinç ve neşe evi yaptım. Cennet benzeri İrem misali yüksek bir bina imarettim. Kıyamete kadar bunu makam edin. Gürültüsüz, patırtısız, ebediyen ömür sür. Allah için söylemek gerekirse bu kötü bir eser değildir. Eğer dava şöhretse bu yeter de artar bile. Selamın Sultan Veys'e duacı olduğu gibi senin duacın olan benim de maksadım adının ebediyen dünyada tutulmasındır. Ta ki bu taze gül bahçesi sonsuza kadar yaşasın ve böylece hem benim adım dillere dolansın hem de senin adın.